Eniştesini öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Olay 19 Ocak 2019 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelmiş. Zanlı ablasından boşanmak üzere olan eniştesini pompalı tüfekle öldürmüştü. Cinayetin ardından tutuklanan katil zanlısı hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması yapıldı. Cinayet anının kameralara yansıdığı olayla ilgili sanık, "Eniştem evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu. Ablan boşanmaya karar verdi. Olay günü eniştem ablama hakaret edince dayanamadım." ifadelerinde bulundu. Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 74 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Can, 22 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi hastane kavşağında meydana gelmişti. 20 yaşındaki gencin kullandığı hafif ticari araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hüseyin Can'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpışmıştı. Kazada aracın ön camına çarparak savrulan ve ağır yaralanan yaşlı adam, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan ticari araç sürücüsü ifade verdikten sonra serbest kalmıştı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki Mikail Özdemir'den kötü haber geldi. Metrelerce yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralanan talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 katlı inşaatın çatısında çalışan kalıp ustası Mikail Özdemir, iddiaya göre kalıbın yerinden çıkması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düşmüştü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özdemir hayata ancak birkaç saat tutunabildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bunları gördüm, yemin ediyorum kafa keseceğim ben. Benim kafa keseceğim şimdi. Bursa'da bir sokak röportajında kafa keseceğim diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Kent Meydanı civarında bir sokak röportajındaki sözlerinin sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Suriye uyruklu şahıs hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış. Şüpheli 26 Mayıs'ta emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Pişman mısınız? Tekrar haklarınızı helal edin. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Eşref Kolçak Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu tekrar rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, pazar günü doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirmişti. Kolçak için ikindi vakti Gemlik Asım Kocabıyık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Eşref abi her zaman saygıyla, rahmetle anacağım. Aslında ona gitti de diyemiyorum. Çünkü zaten aramızda eserleri var, filmleri var. Biz onları seyrettikçe hep onunla beraber olduğumuzu hissedeceğiz. Ama yine de nur içinde yatsın. Bir süre önce kendi mezar taşını da yaptıran Kolçak, kılınan cenaze namazının ardından 9 yıl önce vefat eden eşi Özcan Kolçak'la 2017 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi. Binlerce evde temizlik, ütü yapan, hasta bakan kişiler var ancak sigortaları yok. Ev hizmetlerinde çalışanlara da, yardımcı personel çalıştıranlara da müjdeli haber geldi. Artık sigorta primlerini devlet karşılıyor. 383.76 lira işçinin maaşından kesilip Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırılan, işverenin de 447.72 lira işveren payı olarak ödediği paralar var. Bu toplam 831.48 liranın bir kuruşunu dahi ödemeden 18 ay boyunca
teşvikten yararlanabiliyorlar. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla bebek bakıcısı, hasta bakıcısı, temizlikçi gibi yardımcı personel çalıştıranlar 1 yılla 18 ay arasında sigorta primi ödemekten kurtuluyor. Hem işçi payı hem de işveren payının tamamını işsizlik sigortası fonundan devlet karşılamış oluyor. Peki teşvikten kimler yararlanabilir? Yeni başlayanlar için, geçmişe dönük çalışanlar da geçmiş dönemlerde bu haklardan yararlanmışlarsa devam ediyor. Bu haklardan yararlanmış ve teşvik süresi biten kişilerin böyle bir hakkı yok. İşe alınacak çalışanın daha önce bu teşvikten yararlanmamış olması, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde sigortalı çalışmamış olması ve işkur kaydının olması gerekiyor. 18 yaşını geçmiş bir kadını işe aldıysanız, hasta bakıcı, temizlikçi, çocuk bakıcısı olarak işe aldıysanız, bu kişi de son 3 ay içerisinde 10 günden daha az çalışmışsa, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teşviklerinin tamamından yararlanma hakları var. Osmanlı padişahları yaptırdıkları külliyelerle şehri büyütmüşlerdir. Bursa'da bulunan 650 yıllık 1. Murat Hüdavendigâr Camii mimarisiyle dikkat çekiyor. 1. Murat Hüdavendigâr'ın bu cami 1365 sonrasında yaptırdığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu cami yaklaşık 650 yıllık bir cami konumunda. Bursa'da üstü ve altı farklı şekilde inşa edilen iki cami var. Bunlardan biri Çelebi Mehmet tarafından üstü saray, altı cami olarak yaptırılan Yeşil Cami. Ancak altı cami üstü medrese şeklinde inşa edilen 1. Murat Hüdavendigâr Camii'nin dünyada başka bir örneği yok. Bu caminin en önemli özelliği olarak üstü medrese, altı cami bir yapı olmasıdır diyoruz. Üstü medrese, altı cami olan tek yapı konumunda. Normalde medreseler caminin yanında ayrı bir form olarak yapılır.